Açık lansman daveti. Çok uğraştık bu gece için. Lansmanlar, davetler yapacağız. Birazdan ET Kulüp'te. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nden Nostalji Gecesi. Bize ait bir okulumuz olursa daha fazla sosyal faaliyetlere zaman ayıracağız diyoruz. Bu gecenin esas amacı çocuklarımızın başarısını anlatmak. Birazdan ET Kulüp'te. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nden Özel Gece. Yönetim Kurulu'nda Kadın Kurulu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok önemli. Mücevher ve Saat Müzayedesi ünlü isimleri bir araya getirdi. 77 tane parçayı müzayedeye çıkaracağız. Birazdan ET Kulüp'te. İş, siyaset, cemiyet ve sanat dünyasının temsilcilerini ağırladığımız ekranların en kaliteli cemiyet haber programıyla bir kez daha karşınızdayız. Çok özel davetleri, renkli organizasyonları ve özel röportajları HT Kulüp farkıyla ekranlarınıza getireceğiz. Programımıza Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği KAGİDER'in 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği davetin ayrıntılarıyla başlıyoruz. KAGİDER'in 15. yılına özel kutlama. Amacımız kadınları cesaretlendirmek. Kadın girişimci demek ülkenin kalkınması demektir. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER'in 15. kuruluş yıl dönümü için bir gala gecesi düzenlendi. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar hem derneğin yeni yaşını kutladıklarını hem de gazeteci Elif Ergun'un kaleme aldığı İlham Veren Kadınlar adlı kitabın lansman gecesini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çok özel bir gece. Bütün üyeler olarak hem çok mutluyuz hem çok heyecanlıyız. KAGİDER'in 15 yılını İlham Veren Kadınlar adlı bir kitapla ölümsüzleştirdik ve bu kitaplar da satışa çıkıyor. Amacımız kadınları cesaretlendirmek. Cesur, karar veren ve güçlü kadınların hikayelerini paylaşacağımız bir kitabımız var. Hem 15 yılımızı kutluyoruz, hem kitap lansmanımızı yapıyoruz, hem de bu kitaptan elde edilecek gelirle yeni kadın girişimciler yetiştirmek üzere proje 15'i başlatıyoruz. Sanem Oktar, 15 bin girişimci kadına ulaşmayı hedefleyen bu anlamlı proje hakkında bilgi verdi. Bu online platformda Türkiye'nin her yerine ulaşacak bir eğitim. Burada hedefimiz 15 bin kadına ulaşabilmek. Bunlardan 1500 tanesiyle birebir eğitim verebilmek ve seçilen 150 tanesinin iş fikrinden 15 tanesini hayata geçirmek. Ve bunu da ağırlıklı olarak startuplarda, teknoloji ve bilişim konularında yapabilmek. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin katma değerli ürünlere ve hizmetlere ihtiyacı var. Biz de bu anlamda hizmet veren kadın girişimcilerini destekliyoruz. Türkiye'de kadının konumunun güçlendirilmesine katkıda bulunmak üzere kurulan KAGİDER'in bu özel gecesine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, eşi Zülal Zorlu ile birlikte katılmıştı. Bundan 30-40 sene önce Avrupa'ya gittim vakitte. Gece saat 10'da, 11'de, 12'de mesela restoranlarda olurduk. Orada bayan garsonlar vardı. Bana o zaman tuhaf geliyordu. Diyorum ki bizim burada kadınlar sokağa çıkmazdı. Yani akşam karardı vakitte başka gözle bakarlardı. Ama şu topluluğa bakıyorum %95'i kadın. Bu ne demek? Ülkenin kalkınması, ülkenin geleceği demek. Ahmet Nazif Zorlu'ya derneğe katkılarından dolayı bir de plaket takdim edildi. 15 yılınız kutlu olsun. Ben de 15 yaşında iş hayatına başladım. Patron oldum ve bugünlere geldim. Ve yine de söylemeden geçemeyeceğim.
Benim annem 97 yaşında, hala yaşıyor. Bugün onu ziyaret günümdü Denizli'de. Bu toplantı beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Geldim, inşallah haftaya gideceğim. Benim annem de bir girişimciydi. 1940 yılında babam askere gittiği vakit bir çocuğunla kendi dokuma tezgahlarını dokuyor, ipliğini alıyor, satıyor ve bizleri yetiştiriyor. Kadınlara var olsun kadınlar diyorum. Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve iş kadını eşi Ümit Boyner anlamlı organizasyona destek olan isimlerdendi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra iş ve cemiyet hayatından çok sayıda ismin katıldığı geceye ilgi gösteren isimler arasında iş kadını Leyla Alaton, iş adamı Gökhan Öğüt ve Zeynel Abidin, Emine Erdem çifti de bulunuyordu. Rüken Mızraklı ve Ertuğrul Fatoş Hataylı çifti etkinliğin diğer ünlü misafirleriydi. Bu özel gece Kagider'in üyelerine teşekkür plaketi verilmesiyle son buldu. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nden Nostalji Gecesi. Bize ait bir okulumuz olursa daha fazla sosyal faaliyetlere zaman ayıracağız diyoruz. Bu gecenin esas amacı çocuklarımızın başarısını anlatmak. Birazdan ET Kulüp'te. Denizli ile Deniz Köle Tavitoğlu yeni markalarını tanıtmak amacıyla düzenledikleri özel gecede ünlü isimleri ağırladı. Renkli davetle programımıza devam ediyoruz. Şık lansman daveti. Çok uğraştık bu gece için Deniz'le. Lansmanlar, davetler yapacağız. Canı gönülden destekliyoruz. Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Lal Denizli ile Deniz Köle Tavitoğlu yeni markalarını tanıtmak için düzenledikleri özel gecede ünlü isimleri ağırladı. Organizasyonun dikkat çeken isimlerinden eski teknik direktör Mustafa Denizli, kızı Lal Denizli'nin heyecanına ortak oldu. Çok uğraştık bu gece için Deniz'le. Bu bizim lansmanımız. Bir şirket kurduk. İlk hatta Deniz'in düğününü yaparak başladık. Yani böyle bir karar aldık. Dedik ki hani senin düğününü yapıyorsak demek ki her şeyi yapabiliriz, niye yapmıyoruz diye. Ve öyle de oldu. Çok da iyi oldu. Etkinlikteki yerini alan Deniz Köle Tavitoğlu çalışma planlamalarına şu sözlerle değindi. Düğünler yapacağız, kurumsal lansmanlar, davetler yapacağız. Onun dışında kınalar yapabiliyoruz. Doğum odaları. Yani bir organizasyon zaten, şirketinin yapabileceği, gerek kurumsal gerek özel her türlü davet hayata geçiriyor. Burada da 5 konsepti gösteriyoruz size. Lal Denizli'nin yakın arkadaşı Bilal Dilek, ablası Selim Burnaz Denizli ve eniştesi Abdullah Burnaz destek için etkinlikteydi. Yeni yıl konsepti içeren dekorasyonların yer aldığı davete ilgi gösteren isimler arasında Raç Sanem Tezman çifti de bulunuyordu. Efendim, çok pardon. İş, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı organizasyonda Revna Demirören'le kızı Yelda Demirören ve Hande Gamgam da yer alıyordu. Son kez Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile eşi Mesude Özbek,
Celal Şebnem Çapa ve Alper Sinem Aksoy çiftleri davetin öne çıkan konuklarındandı. Misafirlerin keyifli zaman geçirdikleri lansman davetinde Aslı Küseyrioğlu ile Selma Türkeş objektiflerimize birlikte yansıdı. Böyle gençlerin kendine güvenip bu kadar güzel şeylere soyunmasını canı gönülden destekliyoruz. Onların böyle bu ortamlarda olup kendilerine güvenmeleri bize zevk veriyor. Elimizde büyümüş çocuklar bunlar. Çok memnunuz. Nilgün Gülen'le kızı Tuğçe Gülen ve Nilgün Dilek'le kızı Nihan Dilek etkinliğe katılan isimler arasındaydı. Abdullah Avcı, Hande Sezer Pekcan, Altın Mimir, Sevgi Püsküllü, Gülay Balıkçı ve kızı Ceren Balıkçı davetin diğer ünlü konuklarıydı. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nden özel gece. Yönetim Kurulu'nda Kadın Kurulu sadece Türkiye'ye çok önemli. Mücevher ve Saat Müzayedesi ünlü isimleri bir araya getirdi. 77 tane parçayı müzayedeye çıkaracağız. Birazdan ET Kulüp'te. Yeni yıla anlamlı bir organizasyonla merhaba dediler. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin düzenlediği yılbaşı partisiyle hem nostaljik bir geceye imza atıldı hem de dernek yararına kullanılmak üzere bağış toplandı. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nden Nostalji Gecesi. İnşallah bize ait bir okulumuz olursa daha fazla sosyal faaliyetlere zaman ayıracağız diyoruz. Bu gecenin esas amacı çocuklarımızın başarısını anlatmak. Görme engelli çocukların yaşıtlarıyla aynı okullarda eğitim görmeleri amacıyla düzenlenen gecede yardımsever isimler bir araya geldi. Bu özel destek gecesinde derneğin başkan yardımcısı Neşe Gönül, eşi Erol Gönül'le birlikte objektiflerimize yansıdı. Görme engelli çocukların kendine güvenen, çevresiyle uyumlu, meslek sahibi ve toplumda saygın yeri olan mutlu bireyler olabilmeleri amacıyla kurulan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin çalışmaları hakkındaki bilgiyi Neşe Gönül'den alıyoruz. 2017'yi böyle güzel bir geceyle kapatmak istedik. 2018 için de güzel mesajlar vermek istiyoruz. İnşallah bütün çocuklarımız, bugün burada bu davette olan davetlilerimiz ve tabii ki ülkemiz için parıltılı yıllar diliyoruz. Bu gece burada bir nostalji gecesi yaşatmak istedik misafirlerimize. Biliyorsunuz mekan zaten biraz bizim için anıları olan bir yer. 2017 yılını değerlendiren Neşe Gönül, yeni yılda görme engelli çocuklar için okul temennisinde bulundu. 2017 çok güzel geçti, çok verimli geçti. Çocuklarımız çok güzel çalışmalar içinde bulundular. Biliyorsunuz ki çantalar yaptılar, önlükler boyadılar. Onlarla birlikte güzel çalışmalar yapıldı. Verebildiğimiz kadar aktiviteyi vermeye çalışıyoruz. İnşallah bize ait bir okulumuz olursa daha fazla sosyal faaliyetlere zaman ayıracağız diyoruz. Ünlü sanatçıların anısına düzenlenen ve nostalji rüzgarlarının estiği bu anlamlı davete derneğin yönetim kurulu üyesi Monique İpekel, kızı Reyhan İpekel'le birlikte katıldı. Esasında bu gecenin esas amacı çocuklarımızın başarısını anlatmak. Biliyorsunuz görme engelli çocuklar şu anda üniversitede en iyi başarıyı yakalamış çocuklardan. Onlardan da bir iki tanesi burada. Tabii 18 yaş üstü olan küçükleri almıyoruz. İyi uykular diliyoruz onlara.
Böyle bir gece düzenledik. İnşallah güzel geçecek. Gösterişsiz, kendi halimizde olması gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Engelli çocukların başarılarının da paylaşıldığı destek davetinde Monique Pekel duygularını şu sözlerle dile getirdi. Bu gece biz böyle bir hepimizin bir eskiye dönüş noktaları vardır. Evlendiğimiz seneler, nişanlandığımız seneler, ilk duyduğumuz sesler, ilk duyduğumuz insanlar. Bu gece de onları tekrar yad etmek için onların anısına böyle bir ufak bir gece düzenledik. İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin ilgi gösterdiği gecede Jale Öztarhan, Lili Gari, Berrin Zorlu ve Tahsin Asuman Tokgöz çifti de bulunuyordu. Hatice İyilik, davete kızı Begüm İyilik'le birlikte katılırken Feryal Gülman ve Beste Yurttaş yalnız gelmeyi tercih etmişti. Levent Pekcan'la eşi Hande Sezer Pekcan, Tuncay Songül Aşçı ve Gürbüz Semra Tümay çiftleri etkinliğe destek veren yardımsever isimlerdendi. Abdullah Avcı, Yosun Güreli, Özlem Eraslan ve Ece Şen Yıldız etkinliğe destek veren isimler arasındaydı. Renkli koleksiyon Görücü'ye çıktı. Yılbaşı dolayısıyla aşağıda da bir standımızı kurduk. Esra Armağan, Şirin Yalçın ve Rosella Karabacak'ın ev sahipliğinde masa dekorasyonu daveti verdi. Birazdan ET Kulüp'te. Suzan Sabancı Dinçer'in ev sahipliğinde düzenlenen Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin davetine iş dünyasına yön veren ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Portakal Sanat ve Kültür Evi'nde Mücevher ve Saat isimli bir müzayede gerçekleştirildi. Sırada haftanın davet ve etkinlikleri var. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nden özel gece. Yönetim Kurulu'nda kadın sadece tüm dünyada çok önemli. Mücevher ve Saat müzayedesi ünlü isimleri bir araya getirdi. 77 tane parçayı müzayedeye çıkaracağız. Geçtiğimiz hafta iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini buluşturan bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Haftanın dikkat çeken davetlerinden ilki, temel amacı yönetim kurullarında kadın temsilini artırarak toplumsal kalkınmayı desteklemek olan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin düzenlediği yıl sonu yemek organizasyonuydu. Programın 3. dönemi adına düzenlenen etkinliğin ev sahipliğini Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer yaptı. Aynı zamanda derneğin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Suzan Sabancı Dinçel, dünyaya oranla ülkemizdeki kadınların yönetim kurulunda daha az yer aldığına dikkat çekti. Türkiye'de bizim gördüğümüz şu andaki evrenlere göre toplam yönetim kurulları üyelerinin arasında kadın yönetim kurulu üyesi sayısı sadece %14. Bu bizim için son derece düşük, %12'lerden 14'e geldi. Amacımız, hedefimiz bu oranın bir şekilde artmasını sağlamak.
Erdal Aksoy, Murat Özyeğin ve İzzet Gari yemek davetinin iş dünyasından konukları arasındaydı. Türkiye İş Kadınları Başkanı Nilüfer Bulut, mücevher tasarımcısı kızı Nida Bulut'la birlikte etkinlikteydi. Haftanın öne çıkan bir diğer daveti ise Türkiye'de ilk kez gerçekleşen Mücevher ve Saat isimli müzayedeydi. Portakal Sanat ve Kültür Evi'nin sahibi Rafi Portakal'ın ev sahipliğini yaptığı müzayede Maya Portakal Bitargil yönetiminde gerçekleşti. Burada 2 sene önce beraber ilk çanta müzayedesini yapmıştık. Şimdi de yine hep beraber inşallah ilk Sinye Mücevher ve Saat müzayedesini yapacağız. Tabii ki heyecanlıyım. 77 tane parçayı müzayedeye çıkaracağız. Bu 77 parça 4 kadından çıkmış parçalar esas olarak. Hemen yanımızda müzayedenin yıldız parçalarından bir tanesi olan limitli sayıda yarattığı, ürettiği, sadece safir ve pırlantalar kullandığı Yunus bileziği var. Başlangıç rakamı 705 bin lira. 77 eserin açık artırmayla satışa sunulduğu müzayede de Maya Portakal Bitargil'i eşi İbrahim Bitargil yalnız bırakmadı. Yeni yıldan önce herkese öncelikle sağlık diliyorum ve bu müzayedeyle de hepimizin tekrardan birbirimize ışıltı hediye edebileceğimiz, neşeyi hatırlatabileceğimiz keyifli bir iki saat diliyorum. Ünlü markaların tasarımlarının yer aldığı müzayedeye iş ve cemiyet hayatının ünlü hanımları da yoğun ilgi gösterdi. Sanem Tezman, Şükran Çarmıklı, Ümran Çarmıklı ve Heves Ekinci organizasyonun dikkat çeken isimleriydi. Tamam, son kez alıyorum, çok pardon. Mete Boybey'i, Mustafa Özkan ve Nilgün Keçili müzayedeye katılan diğer ünlü konuklardı. Şirin Yalçın ve Rozella Karabacak'ın ev sahipliğinde bir davet verildi. İş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin ilgi gösterdiği organizasyonun ayrıntıları geliyor ekranlarınıza. Renkli koleksiyon görücüye çıktı. Yılbaşı dolayısıyla aşağıda da bir standımızı kurduk. Esra Armağan, Şirin Yalçın ve Rozella Karabacak'ın ev sahipliğinde masa dekorasyonu daveti verdi. Güldürüz, kızı Şirin Yalçın'ı bu özel gününde yalnız bırakmamıştı. Hem yeni yıl daveti hem de çok yakın arkadaşımız Esra Armağan'ın Amerikan servisleri ve peçete koleksiyonu tanıtıyoruz. Mağazamızda bundan sonra yerini alacak. O yüzden hepimiz çok keyifliyiz. Etkinlik boyunca konuklarla yakından ilgilenen Şirin Yalçın heyecanını şu sözlerle paylaştı. 4. yılımızda 4. mağazamızı açtık. Bu senede yılbaşı dolayısıyla aşağıda da bir standımızı kurduk. Onun da çalışmalarını yapıyoruz. Mutluyuz. İş ve cemiyet hayatından ünlü hanımların katılımlarıyla destek oldukları renkli etkinlikte Revna Demirören, Selin Habbab Özkaynak ve Ayşegül Toplusoy da vardı. Edwina Sponza bu özel davete yalnız katılırken Açık Kapı Derneği Başkanı Neslihan Karaağaç ve aynı derneğin üyelerinden Didem Kurdoğlu objektiflerimize birlikte yansıdı. Bahar Şer, Öznur Yakın ve Meral Peltekçi alışveriş tutkunu ünlü hanımlar arasındaydı. Ha.
Hande Sezer Pekcan, Özlem Gençoğlu ve Nilben Türk Uyguner etkinliğe ilgi gösteren konuklardandı. Zeynep Germen ve Zeynep Mutlu organizasyona katılan diğer ünlü hanımlardı. Yeni salona renkli açılış. Bu seneki heyecanım da benim için yeni iş yerim oldu. Çikolata tadında davet. Çok güzel, birbirinden leziz yeni çikolatalarımız bulunuyor. Asya'dan Anadolu'ya isimli sergi sanatseverlere kapısını açtı. 20 yıl aradan sonra koleksiyonerleriyle ve sevenleriyle buluşturma şansını bulduk. Birazdan ET Kulüp'te. Kısa bir reklam arasından sonra HT Kulüp devam edecek. Ünlü isimler Yetiler'deki kuaför salonunun açılışında buluştu. Çikolata tadındaki yılbaşı davetine ilgi yoğun oldu. Merhum ressam Mehmet Başbuğ'un Asya'dan Anadolu'ya isimli sergisi kapılarını sanatseverlere açtı. Ünlü bir tekstil markası yeni yıl daveti verdi. Haftanın renkli etkinlikleri geliyor ekranlarınıza. Yeni salona renkli açılış. Bu seneki heyecanım da benim için yeni iş yerim oldu. Çikolata tadında davet. Çok güzel, birbirinden leziz yeni çikolatalarımız bulunuyor. Asya'dan Anadolu'ya isimli sergi sanatseverlere kapısını açtı. 20 yıl aradan sonra koleksiyonerleriyle ve sevenleriyle buluşturma şansını bulduk. Haftanın öne çıkan etkinliklerinden ilki, iş ve cemiyet hayatının ünlü hanımlarını buluşturan kuaför salonu açılış davetiydi. Etiler'deki yeni salonunun kapılarını açan kuaför İsmail Babuz'u eşi İknur Babuz yalnız bırakmadı. Babuz çifti etkinlik boyunca konuklarla yakından ilgilendi. Son 3 yıldır 3 tane çocuğum oldu. 2014'te, 2015'te ve 2016'da. Bu seneki heyecanım da benim için yeni iş yerim oldu. Ekip arkadaşlarıyla beraber bir hani hem bizi seven müşterilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımızla beraber bir eğlence yaşayalım dedik. Hani hem böyle bir birazcık daha keyifli bir yeni yıl partisi hali olsun dedik. Esra Dinçgök, Fulya Nayman ve Figen Kral açılış davetine ilgi gösteren isimler arasındaydı. Pınar Talay ve Berna Ülger etkinliğin güzelliğine düşkün diğer ünlü hanımlarıydı. Renkli geçen organizasyonun ilerleyen saatlerinde ise caz sanatçısı Danny Lewis sahne aldı. Haftanın dikkat çeken etkinliklerinden diğeri ise ünlü bir çikolata markasının gelenekselleşen yeni yıl davetiydi. Pladis Türkiye, Mena Kasa Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan, Pladis Global Kurumsal İletişim Başkanı Zuhal Şeker, Pop Art sanatçısı Sedef Gali ve markanın Türkiye Müdürü Can Kızalper, Nişantaşı'ndaki mağazada gerçekleşen davetteki yerlerini almışlardı. 2018 yeni yıl koleksiyonunu tanıtmak üzere sizlerle bir arada bulunuyoruz. 2018 koleksiyonunda çok güzel, birbirinden leziz yeni çikolatalarımız bulunuyor. Burada çikolatalarımızı da görebilirsiniz. 3 tane yeni çikolatamız var. Yepyeni geliştirilmiş. Bir de bildiğiniz üzere bizim her zaman kutularımız çok ön planda. Bu çikolatalarımızı çok özel bir kutuya koyduk.
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin ilgi gösterdiği davette Revna Demirören objektiflerimize Kenzo Soysal'la birlikte yansıdı. Melek Manisalı ile organizasyona katılan Ayşegül Dinçgök, sanatseverlerle buluşturmaya hazırladıkları sergisi hakkında bilgi verdi. Papua Yeni Gine'ye gittik. Sevgili Şahika Ercümen'le yakında bir sergimiz olacak. Köpek balıklarına dalmıştı Şahika. İki senedir bu projeyi bitirmeyi bekliyorduk. Şimdi bitti. Fakat bize durmak yakışmaz ikimize de. Papua Yeni Gine'de de mantalara, büyük mantalarla birlikte Şahika dans etti, daldık. O da yeni proje. Dalış tutkunu Ayşegül Dinçgök, mavi sularda yaşadığı tehlikeli anları da dile getirdi. Bazen mesela bu dalışta, hepsi tabii ki yine de dalgıcın dikkatine dayanıyor ama ağırlıklarımı koymayı unutmuşlar. Ağırlıksız daldım, bir 50 dakika kendi ciğerimle. Allah'tan serde yüzücülük var. Bir tehlike yaşamadım ama tehlikeli olabilirdi. Dilek Hanif, Melisa Özel, sanatçı Ahmet Güneştekin ve modacı Özlem Süer ağızları tatlandıran davetin konuklarındandı. Haftanın öne çıkan bir diğer etkinliği ise merhum ressam Mehmet Başbuğ'un Asya'dan Anadolu'ya isimli sergisiydi. 20 eserin bulunduğu serginin ev sahipliğini merhum Mehmet Başbuğ'un oğlu Fırat Başbuğ ve Ömer Faruk Elçi üstlendi. 2017 yılı içerisinde kaybettiğimiz Profesör Mehmet Başbuğ Türk dünyası için, gerçekten Türk resmi için çok önemli bir milattır. Onun üzerine 20 yıl aradan sonra koleksiyonerleriyle ve sevenleriyle buluşturma şansını bulduk. Anadolu'nun ve Orta Asya'nın sentezindeki yaşamsal halk kültüründen kesitleri kendi üslubuyla resmeden Mehmet Başbuğ'un sergisini Cuma İçten ve Nazan Cihan yakından inceleyen sanatsever isimlerdi. Ekranların tek cemiyet haber programı HT Kulübün bu haftada sonuna geldik. Beğeniyle izlediğiniz programımızı internet ortamından da takip etmek ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız htkulüp.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Haftaya yeniden Habertürk ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.